Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve kanalımızın takipçisi, rakip takım taraftarları. Hepinizi selamlıyorum, saygı ve sevgiyle. Hepinizin mübarek Ramazan bayramı şimdiden hayırlı mübarek olsun sevgili arkadaşlar. Bir Konya-Reyli'ye doğru yolculuğa çıkacağız inşallah. Yolculuğa çıkmadan önce bu videoyu çekiyorum ve hepinizin bayramını tekrar tekrar kutluyorum arkadaşlar. İnşallah bu videomuzu da beğenirsiniz. Şimdi bu video potpourri gibi olacak. Hani oluyor ya sanatçılar başlıyorlar bir yerden. Uzun hava, ondan sonra oyun havası, sonra başka bir şeye çeviriyor, sonra başka bir şey. Bu videoda öyle bir şey olacak. Başlığına ne koyacağım ben de bilmiyorum. Gelişmelere göre bakalım en sonunda aklıma bir şey gelirse onu koyacağım. Yoksa bilmiyorum arkadaşlar. Beğeninize sunuyorum. Ayrıca kanalımızda üyelik dağıtılacak. Belki bu videoyu, yani bu bir video, kayıt. Belki bu videoyu ilk gösterim olarak sizlere soracağım. Çünkü ilk gösterim oldu muydu? E, üyelik hediye edebiliyoruz arkadaşlar onu da belirteyim. Bu şekilde de söylemiş olayım. Fenerbahçe'de sezonun en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Cao Pedro Fenerbahçe'ye hayat verdi. İkinci yarıda oyuna girdi. Aslında niye gördü bu dedirtti. 89'da yani 89 ve sonrasında attığı gollerle maça çeviren adam oldu. 5 şut 2 gol. 13 kez topla buluşma. 6'da 6 pas isabeti. 2 top kazanma. Pedro'nun kendi ağzından dinleyelim. Ruhumuzu sahaya koyduk. Karakterimizi gösterdik. Benim için zor bir sezon oldu. Ağır sakatlıklar yaşadım. Bu sakatlıklar maç ritmimi ve fiziksel kondisyonumu olumsuz anlamda etkiledi. Üzerimde baskı olması insanların eleştirmesini normal karşılıyorum. Ama benim için daha zoru kendi üzerimde oluşturduğum baskı. Yani biliyorsunuz Pedro sezon başından beri sakatlıklar peşini bırakmadı, pes etmedi galibiyeti getiren adam oldu. Kendine soruyorlar. Diyor ki hani attığın golden sonra gözlerin doldu. Neden böyle oldu diye. O an benim için eşsizdi. Tabii ki attığınız her gol özeldir. Ama özellikle böyle zor bir dönemden geçtikten sonra çok daha anlamlı. Çünkü uzun süredir gol atamıyordum. O an açıklayamayacağınız duygular hissediyor. Kendinizi kontrol edemiyorsunuz. Ben de çok mutlu oldum. Çünkü yaşadığım zorlukları ben bilirim. Bugün takıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Bu zor dönemin üstesinden çalışarak geldim. Futbolda iyi ve kötü dönemler olur. Benim kendime olan özgüvenim kadar hocamın bana olan güveni de önemli. Bu dönemde özgüvenimi biraz kaybettim. Zor zamanlar geçirdim. Büyük kulüpte oynuyorsunuz. Sonuç gelmeyince taraftarların eleştirmesini normal buluyorum diyor. Gözleri dolan Joao Pedro. Şimdi Fenerbahçe bu sezon geriye düştüğü Süper Lig maçlarından 23 puan ile en fazla puan çıkaran takım olurken son 4 galibiyetini de skor dezavantajı yaşamasına rağmen maçı çevirerek elde etti. Başakşehir, Ankara Gücü, Fatih Karagümrük, Alanya Spor gibi maçlarda Alanya'da da Ersun Yanal dönemi sona ermiş. Herkes için hayırlısı olsun. Ben bir şey hatırlatayım. 2010-2011 sezonu hatırlarsınız. Trabzonspor her maçını sanki rakipleri yatıyormuşçasına kolayca alırdı. Kolayca. Fenerbahçe'de her maçı ıkına ıkına son dakikaya kadar zorlardı. Daha zor bir şekilde kazanırdı. Yani çatır çatır oynardı. Kütür kütür oynardı. Her maç sonu futbolcular taraftarla galibiyeti kutlardı. 9 puan geriden gelip şampiyon olmuştuk. Tam da bu sezon gibi. Ama o sezon Trabzonspor'un arkasında başka güçler yoktu. Yani rakipler Trabzonspor'a karşı açık söyleyeyim Fener olmasın da kim olursa olsun modundaydı. O yüzden rahattı. Ama şimdiki Galatasaray'ın arkasında hakemler de var. Ben o sene Trabzonspor'un arkasında hani hakemlerin olduğunu düşünmüyorum. Hani rakipler lan Fener olacağına Trabzon olsun modundalardı. Çünkü bir sezon önce de Fener olacağına Bursa olsun modundalardı. Hani Fener olacağına Bursa olmuştu. Yani bunu bu e, Amerika'nın yeniden keşfi gibi bir şey de herkesin bildiği bir şey. Ama bu sezon başka. Bu sezon Offsitemsler, şunlar, bunlar. Bir de algılar. Mesela Fenerbahçe futbolcularının çöpleme algısı var. Herkes çöplüyor. İrfancan kahveci. Son iki haftadır İrfancan kahveciden bahsedelim. Son iki hafta. Son iki hafta İrfancan kahveci. Ankara Gücü maçında sonradan gelip sadece 12 dakika oynamasını tekrardan hatırlatıyorum. Yani toplam 108 dakika. Bu arada Arda Güler oyundan çıkıyor. Yerine İrfan giriyor iki asist. Yani birine bir iki asist. Arda Güler oyundan çıkıyor. Yerine cevap Pedro giriyor iki gol. Arda Güler çıkarken giren oyuncuya dikkat. İrfancan 108 dakika. 5 anahtar pas yani 5 kilit pas. 13'te 11 ikili mücadele kazanma, 5 top çalma, 5'te 5 hava topu kazanma, 15'te 13 top sürme başarısı. %96 isabetli pasın %65 oranında da ileriye oynanması. Yani İrfancan kendine gelmiş durumda. Berg Scouting'e de teşekkürler bu güzel analizler için. Şimdi Birinci golde İrfancan Kahveci topu 51 metre sürüp Valencia'ya pasını atıyor. Ki kimlerin arasından sıyrıldığını da görüyorsunuz. Valencia'da yoğun çabasıyla içeriye pas atıyor. Serdar top yerdeyken durduruyor. Pedro'ya hazırlıyor ve Pedro da tamamlıyor. Yani bu var ya aslında bir isyanın golü. Ama diyeceksiniz ki ya hocam işte sadece İrfan Can'ı övme. Tamam ben başka bir şey öveyim. Başakşehir maçında oyuncularımızın kilit pas sayıları. İrfan Can 2. Mor 3. Ezgican Alioski 3. Arda Güler 2. Enner Valencia 2. Yani kilit pas sayısı bu. Şimdi Uğur Melek ediyor ki Fenerbahçe'nin geri dönüşünde elbette 2 golü kaydeden Pedro manşetleri çalacak ama her iki pozisyonda da vazgeçmeyen savunmanın dengesini bozan adam Valencia'ydı. Dün birçok oyuncunun ritmi düşerken pes etmeyen Valencia tuttu Fenerbahçe'yi bir bakıma yarışın içinde. Arkadaşlar bu cümlede haksızlık, yanlışlık, eksiklik var mı? Ben maçın adamı e, anketinde sadece Pedro'yu koydum. Kabul. Ama orada Pedro'nun isyanı var. Tabii ki de Valencia topu oraya getirdi. Hatta e, Serdar Dursun seversiniz sevmezsiniz bir şey diyemem ama Serdar da pozisyonda aksiyonların içindeydi. Yine devam edeyim. Ufak bir parantezde İrfancan Kahveci açmak lazım. Hafta sonunda Ankara Gücü maçındaki geri dönüşte 2 golde de direkt katkısı vardı. Dün de hem Tuğba'nın atılışında hem de Pedro'nun ilk gol öncesi kurulumda rolü oldu. Pes etmeyenlerden biri de İrfancan Kahveci demiş. Zaten biz İrfancan'ın bununu istiyoruz işte. Bununu seviyoruz. Son olarak da Fenerbahçe'nin devre arasında 6 milyon euro gibi ciddi bir bedelle transfer ettiği Osterwolde 45 dakikalık feci bir performans ortaya koydu dün. Onun çıkışı ve son haftaların formda olan İsmail Yokuş'un girişi maçın kader detaylarına diyor. Ben şunu da söyleyeyim. Ee, yani açıkçası şunu da söyleyeyim ben. Kendi adıma söylüyorum. Ya futbolcu sakatlık dönüşünde gerçekten sıkıntı yaşayabilir. Ne olur bunlar artık anlayın. Yani bunlara ne olur artık anlayın. Futbolcu sakatlık dönüşünde kötü performans gösterebilir. Bak Osterwold'a 6 milyon euroyu bir şekilde vermişiz. Yani Osterwold'da şöyle kötü, böyle kötü demenin hiç kimseye faydası yok. Hiç kimseye. Destekleyelim oyuncumuzu. Sakatlık dönüşüdür diyelim, şöyle diyelim, böyle diyelim. Ha, ben de farkındayım. Çok kötü oynadı. Eğer bu şekilde oynayacak olursa 6 milyon euroyu çöpe atmışız demektir. Ama elimize ne geçecek? Yani elimize ne geçecek? O yüzden destek olmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi aklıma gelmişken Birincisi Fenerbahçe forvetleri. Bak taraftarımıza göre Fenerbahçe forvetleri çok çok yetersiz. Çok kötü Fenerbahçe forvetleri. Şimdi ben de diyorum ki arkadaşlar bakın. Fenerbahçe forvetleri bak. Bu sezon Süper Lig'de 27, golünü, 27 golü bulunan Enner Valencia lig tarihinde Fenerbahçe formasına en yüksek sayıya ulaşan yabancı oyuncu olan Alex de Souza'nın rekoruna ortak olmak istiyor. Alex de Souza'nın 28 golü var. Ve Valencia'ya ilişkin de şunu söyleyeyim. Sol kanada geçince performansı canavara dönüştü. Bunu da hatırlatayım. İkincisi Fenerbahçe forvetleri. Geçtiğimiz sezon 46 resmi maçta 38 golü var. 46'da 38. Yani resmi maç sayısından 8 gol aşağı. Bu sezon 45 resmi maç 63 gol. 45 resmi maç 63 gol. Geçen sene takım ikinci bitirdi yine ikinci gidiyor. 63 gol arkadaşlar. Yani e, bu gidişle 76'ya falan ulaşılacak. iki katına geçilecek. Tabi maç sayısı da artıyor. Fenerbahçe'nin benim hesaplamalarıma göre finale çıkarsa 9 resmi maçı kaldı. Çıkamasa 8 resmi maçı var. Bakalım sonuç ne olacak. Fenerbahçe forvetlerinin bu sezon resmi müsabakalarda 63 gol. 24 de asist. 87'lik katkısı var. Valencia 31 gol. 5 asist. 36. Batshuayi 15 gol 1 asist. Rossi 3 gol 9 asist. Kaldı ki Rossi'nin Antalya Spor ve Alanya Spor maçlarında birer tane tertemiz nizami golü verilmedi. Ama Rossi de dün sahanın en kötülerinden biriydi. Şimdi iyiyken savunduğum gibi kötüyken de eleştirebilen bir adamım biliyorsunuz. Ya şu an King 6 gol 3 asist. Bakın arkadaşlar size de şu oluyor mu? Lan hangi ara kadar atmış lan bunlar oluyor mu? Oluyorsa tamam siz de benim gibisiniz. Serdar Dursun 4 gol 5 asist. Pedro 4 gol 1 asist. Gecenin yıldızlarından birini de unutmadan söyleyeyim. 12 numara. Hocam internetteki kim? Yok. Tribindeki genç Fenerbahçeliler. Size kocaman bir alkış. Siz bu ruhu Kadıköy'de de sahaya yansıtın. Biz yenilmeyiz. Biz, bizi kimse yani yenemez. Hiçbir hakem bizi doğruyamaz. Yeter ki bunu yapın. Gelelim Mecen'in en civcivli kısmına Selahattin Baki. Galip gelirken de konuşulması gerekenler var. Fenerbahçe'nin bir kez daha bugün bir penaltısı verilmedi. Var nerede demiş. Ben Var'ın merkez üstünün Riva'da değil de çok çok uzaklarda Amerika'da falan olduğunu düşünüyorum. Hani Amerika'nın belli bir eyaletinde gibi var. Anlamıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon Cem Pamiroğlu net penaltı. Gökhan Keskin koluyla topun yönünü değiştiriyor. Net penaltı. Reha Kapsal kolunu büküp avantaj sağlıyor. Topun geçmesini engelliyor. Net penaltı. A spor. Fenerbahçe düşmanı kanaldan bahsediyorum. Orada net penaltı olduğu belirtiliyor. Bünyamin Gezer. Başakşehirli Ahmet Tuğba'nın şimdi iki tane pozisyon var. Bir kırmızı kart pozisyonu bir de penaltı pozisyonu. Ahmet Tuğba'nın gördüğü iki sarı kartta doğru karar. İkinci sarı kart özellikle en başta elense çekiyorsun. Sonra bir daha çekiyorsun. İkinci sarı kartı buna vermeyeceksin de neye vereceksin? Arkadaşlar buyurun ekranda. Yani buyurun ekranda. Ya sosyal medyada dan sözlük üstüne dan sözlük gördüm. Allah aşkına şu müdahale normal mi? Şimdi 17 numaralı oyuncu 9 numarası gözüken arkadaşa geçerse 2'ye 2 kalacak. Kontra atak pozisyondasın. Bu pozisyon yani bu pozisyon orta sahada. Hocam köşe direğe gözüküyor. Köşe direğe gözüküyor tabii. Arka açıdan gösteriyorlar çünkü. Yani o açıdan gösterildiği için gözüküyor. Ve bu pozisyonun devamı golle sonuçlanabilir. Ki umut vadeden atak. Merak ediyorum bu pozisyona ikinci sarı kart demek niye ağrınıza gidiyor? Ümraniye maçı. Galatasaray Ümraniye maçı. Ümraniye'li futbolcunun yedi ikinci sarı karta bakın. Bundan çok çok daha az bir temasla yedi. Çok çok az bir temasla. Bir şey soracağım. Futbolcunun 5 dakika içerisinde 2 tane yediği sarı kartı konuşmuyorsunuz da bunu mu konuşuyorsunuz? Bir kere Mert Hakan yandaşa çift daldı. Çift ayağıyla. Asıl orada kırmızı yese yerdi. Tartışmazdınız da. Sakatlamaya yönelik hareket derdiniz. Ya arkadaşlar bakın. Alın size pozisyon ya. Hoca belli. Hoca belli hoca. Al sana pozisyon. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin 2 maçtır penaltısı verilmiyor. Niye? Algıcı karısı e, şey algıcı arkadaşlar sağ olsunlar. Sosyal medyayı ele geçirmişler. Ben diyorum sosyal medyada güçlü Fenerbahçe normal hayatta güçlü Fenerbahçe. Şu kanal 29.500 değil de 295.000 olsaydı bakın bakalım millet bu kadar algı yapabiliyor muyuz? Hadi bir hashtag yapalım desek sosyal medyada 295.000 kişiyi hashtag attırabilirdik. Ki bunu görenler de atardı. İşte arkadaşlar heriflerin gücü buradan geliyor. Birbirlerini takip ediyorlar. Birbirlerini hani Fener'e küfreden bütün hesapları büyütüyorlar. Dikkat edin bak Fenerbahçe'ye küfreden. Biz de efendilik yapalım. Aman küfür etmeyelim. Aman sevgi, dostluk, mutluluk, kardeşlik, huzur falan filan. Bir bakın Galatasaray hesaplarına. Edepsizlik yapmayıp da büyüyebilen bir tane sayfaları var. Bak edepsizlik yapmadan. Edepsizlik, iftira, algı yapmadan büyüyebilir. Bizimkiler de doğrucu Davut. Ben de dahil. Biz de doğrunun peşindeyiz. Galatasaray'a şu penaltı verilmesi, yani Ferdi'nin ortaladığı o penaltı verilmesi, şu penaltı verilmesi. bu arada buna da ne diye ağlıyorlar el doğal konumdaymış zaten sokakta yürürken dikkat edin herkes bu şekilde yürüyor lan kardeşim ayağa bakın sağ ayağa bakın sağ ayağını açabildiği kadar açmış amaç ne vücudu büyütüp topun geçmesini engellemek ayağı açarken el de açılıyor kardeşim buradaki amaç şu orta açan futbolcunun ortası içeriye gitmesin. Yani bunu anlamayacak kadar kafasız olmanın lüzumu yok. Beyinsiz olmanın lüzumu yok. Bir de şunu söyleyeceğim. Vücudu burada büyütmüyor diyen arkadaşların hepsine söylüyorum. Oyuncunun öndeki o ayağı var ya. O ayağı size işaret olsun. Yani o öndeki ayağı size işaret olsun. Vücudunu büyütmüyor diyorsanız hala. Yani bir şey diyemem. Sizin karakterinizde nasılsa o. Oh net bir penaltısı, iki penaltısı verilmedi. Fenerbahçe'nin iki haftadır net iki penaltısı verilmedi. Ve Kerem Aktürkoğlu'na geçen hafta bizim bize verilmeyenin onda bir müdahale yapılınca hemen penaltı çalındı. Çünkü o Galatasaray. Allah'ın da bir hesabı vardır. Aziz Mübarek Ramazan'ın son gününde dua ediyorum. İnşallah Allah hepinizin hesaplarını boşa çıkarır. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Siz de hunilerle gezersiniz inşallah. Fenerbahçe başarılarıyla dolu yıllar görürsünüz inşallah. Fenerbahçe başarıdan başarıya koşarken siz de kudurursunuz inşallah. 3 Temmuz'un 3 katını yaşarsınız inşallah. Bizde ne yaşattıysanız beterini yaşarsınız inşallah. Biz sizin kadar vicdansız değiliz. Otobüsünüz kurşundan azm futbolcunuz ölsün, gebersin demeyiz merak etmeyin. Ama kim bize ne ettiyse Rabbim çıkarsın. Şimdi gelelim Jorge Jesus'a. Mehmet Ali Sabuncu. Jorge Jesus bu takıma futbol oynattı, oynatıyor. Hemen harekete geçin. Biz de eleştirdik ama böyle hoca gitti mi bir daha bulamazsın hemen anlaşın diyor. Bir kere takımda hırs var. Ertuğrul Yanal'ın 2013-2014 Fenerbahçe'si gibi hırs var. Aykut Kocaman'ın 2010-2011'de Coşan takımı gibi inanç var. Ben onu söyleyeyim. Fakat Jesus'un da şikayetçi olduğu bir nokta var. Benim de. Jesus diyor ki maçın sonuna artı altı eklendi. Minimum artı on iki olmalıydı. Aklın yolu bir. Ben bunu hem Twitter'da söyledim, hem canlı yayında, hem Sinirli'de, Metis'te Çağlayan'da söyledik. Mahkemelerde söyledik. Her yerde söyledik. Özellikle de Başakşehir kalecisi çok vakit geçirdi diyor. Şimdi istediği yere yatabilir. Muhammed istediğin yere yatabilirsin. Tak yerine yat. Bünyamin Gezer'de diyor ki Şorkeş'e sus. %100 haklı bu konuda. Bana göre de artı altı çok azdı diye. Fenerbahçe gol atmasın diye artı altı verirsem artı altının içinde işi bitirir Fenerbahçe'de sana saplar şey hesaplar yani golü ne zaman atacağını. Özellikle kalecileri çok zaman geçirdi. Futbol artık böyle oynanmıyor. Gelişmiş futbol ülkelerinde bu yok. Suudi Arabistan'da çalışmıştım. Orada böyle şeyler görüyordum. Maalesef Türkiye'de de var. Kalecilerin kurtarış yapması gerekiyor. Vakit geçirmemesi gerekiyor diyor Jorge Jesus. Burası Türkiye. Şimdi maçta başka bir olay daha oldu. Samet Akaydın. Dünden beri bana eleştiriler geliyor. Hocam Samet'i niye övüyorsun? Ee, Arkadaşlar Samet ve Tayyip neydi lan Recep Tayyip Talha mıydı? Tayyip Tal Hasan uç pardon. İkisini Adana Demirspor'dayken çok övdüm. Dedim ki bak kapın bunları. Bak ikisinde ikisinden birini kapın. İyi stoper bunlar. Hatta Samet'i Samet Akaydın Samet e Trabzonspor'a söyledim. Hüseyin Türkmen'i gönderip alırlarsa çok felaket takım olurlar. Çünkü tam o şey stoperi diye ki Trabzonlu da kendisi. O da gözyaşlarını tutamadı. İkinci golden sonra. Sosyal medyada da var fotoğraflar. Şimdi iki saat uğraşmayın. Yoksa bende de var görseller de. Yani Samet'in maçtan sonra paylaşımına bakın. hatalarından ders çıkarıp daha iyisi için pes etmeden çalışmaya devam edeceğim. Tüm takım arkadaşlarımı sahada gösterdikleri reaksiyon için tebrik ediyorum. Bu yolun sonu güzel bitecek. Biz Fenerbahçe izlemiş. Benim bir tabirim var ya. Yumurtlamaya müsait diye. Samet de yumurtlamaya müsait bir stoper. Ancak bu kadar değildi. Yani Üstündeki baskı bunu arttırıyor. Bak Samet bu kadar yumurtlamaya müsait bir stoper değildi. Üstünde ciddi baskı var. Ne olur destekleyelim. Bak. Samet akaydın. E Yaptırdığı golü çıkın. Sebep olduğu golü çıkın. Atın kenara. Yok öyle bir şey. Uzaklaştırma 4. Top çalma 4. İkili mücadele 7'de 6 kazanmış. Hava topu 7'de 7 kazanmış. Aziz Allah. Yani böyle bir istatistik ben bilmiyorum ya. Böyle bir istatistik gerçekten ve gerçekten hani 10 üzerinden 8'lik 9'luk bir performans ama az futbolcuların da şansı bu. Camı açtım ki biraz belki sesi gelir diye. Çünkü yurt dışında çok fazla takipçim var. Ee, yoruma da yazarlarsa hani şu ülkeden takip ediyorum diye en azından bizleri de oralara selam göndermiş olalım. Herkesin de dediğim gibi özellikle yurt dışındaki kardeşlerimin de bayramları hayırlı mübarek olsun. Şimdi Dediğim gibi bak Samet Akay'ın konusunda şu var. Ben gelmeden övdüm kabul ama birileri de gelmeden gömdü. O birileri herkesi gömüyor. Bak aramızdaki fark bu. Hocam sen Rossi'yi savundun. Lan ateizmi savunmuş gibi bahsetmeyin. Rossi iyi futbolcu ama üstündeki bak futbolcularımızın üstündeki baskı. Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gelip de başarılı olan futbolcu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hani hocam şu Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldi ama başarılı oldu dediniz. Hatırlamıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Orada kollama var. Orada kayrılma var. Orada hakemin es geçmesi var. E Serdar Aziz hatırlayın Fenerbahçe'de can sene falan yaptığı müdahaleyi şampiyonluk maçımızı orada vermiştik. Hakemin yanlı tutumundan. Aynı Serdar Aziz'i Fenerbahçe'de başarılı buluyor musunuz? Ya da Galatasaray'dan gelip de başarılı. Direkt Galatasaray'dan gelenden bahsediyorum. Emre Mor gibi dolaylı gelenden bahsetmiyorum. Direkt gelenden bahsediyorum. İşte arkadaşlar orada Bak Rossi Galatasaray'a verin süper stara dönüşür. Süper stara dönüşür. Sonra da 7 milyon euroya Eyüp Spor'a verirler. Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe'ye verin. Hiçbir şey yapamaz. 18 milyon euroya Napoli'ye kitleriz. Şimdi dediğim gibi bir grup var. Bir güruh var. Herkes eleştiren. Daha futbolcu nefes alsın. Çöp. Çöp. Bu çöp bunu öldürün. Diyen bir guru, güruh var. Onu ver Giroud. Milan 36 yaşındaki Ciroit'un sözleşmesini 2024'e kadar uzatmış. Ciroit bize gelecek. Bu eşek diyorlar. Bundan bu bu, 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 hantal. Bunu nasıl alırsınız? Bu şöyle salak, böyle salak. Ya arkadaş bir durun. Ya adam kendini kanıtlamış, bir şeyler yapmış. Adamın hani forvetimsi özelliği bu. Vedat Muriçi Fenerbahçe'ye geldi. Ben yalvarıyordum. Gençler Birliği'ne geldiğinde yalvarıyordum. Tam Fener'in topçusu. Alın, alın, alın. Da o zamanlar bilmiyordum Fenerbahçeli olduğunu bir de. Aynı Vedat geldi uçtu. Bak Serdar dursun. labaliliğini çıkın. Serdar belki de Vedat'tan daha yetenekli. Ama çok fazla labaliliği var. E, onun da kusuru bu. E, ama yani bu şimdi dediğim gibi bak aynı şekilde e, Fatih Karagümrük'te Rayyan Baniye var. 24 yaşında. Çok söyledim değil mi? Ki benim söylediğim birçok futbolcu var. Albert Elister, Canat'ın Bambalar, neler neler. Bu Baniya Türk pasaport taşıyor. Yani Türk arkadaşlar. Türk statüsünde sayılıyor. Ve bu futbolcuyu Torino Sportif Direktörü izlemiş. Fatih Karagümrük futbolcu Baniya'yı izlemeye gelmiş. Ve muhtemelen İtalya yapacak. Aynı Torino Sportif Direktörü Aynı Torino Sportif Direktörü devre arasında çünkü Cao Pedro'ya teklifte bulundular. Biliyor musunuz? Fenerbahçe'de 7 milyon euroluk zorunlu opsiyon koydurarak geri satarız dedi. Aynı torunu sportif direktörü Davide Vagnati, e, medipol Başakşehir maçında Pedro'yu takip etmiş ve notlar tutmuş. Sezon sonunda da Pedro'yu kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak ama inşallah Pedro bu performansını sezon sonuna kadar sürdürür. Aynen. Şimdi Portekiz'de yayın yapan Ojogo gazetesi bir açıklama da bulmuş. Bak yine aynı şekilde bizim çöpçü arkadaşlara duyurulur. Fenerbahçe'den Braga'ya transfer transfer olan kiralanan Buruma'yı kış transfer döneminde Portekiz ligine yapılan en verimli transfer olarak seçmiş. Buruma ara transfer döneminde katıldığı Braga'da 10 maçta 3 gol 3 asist. Bak arkadaşlar diyorsunuz ki ya hocam şey çöp. Buruma çöp, öbürü çöp, şu çöp, bu çöp. Gözünü sevdiğim arkadaşlarım. Şimdi Mesela bizim Ersan'la anlaşamadığımız nokta şu. Kimin adı anılsa Ersan çöp diyor. Transfer market değeri 15 ve üzeri ise Ersan iyi diyor. Benim hesaplamalarıma göre de şu var. Fenerbahçe'ye katkı sağlar Mesela Osterwold'e bak arkasındayım. Sözümün arkasındayım. Kıvırma mı vurma yok. Benim e, Parma'da izlediğim Osterwold'e Süper Lig'in bir tık üstü. Orayı otobana çevirir. Yalama eder orayı. İkili mücadeleleri iyi. Müdahale, yerden müdahaleleri iyi. Top kullanma özelliği iyi. Topu alır almaz orta açma becerisi iyi. Topla hakimiyeti iyi. Haşır neşirliği iyi. Hızı ideal ve hatta idealin üst seviyesinde. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Osterwold'i ikinci stoper bile oynatabilirsin. Benim gözlemlediğim Osterwold'e bu. Ama sakatlık dönüşü saçmaladı Heyecan mı? Heyecanlı var, baskın var. Onu bilemem. Ama Tekrar söylüyorum. 6 milyon euro değil 16 milyon euro da edecek stoper. Benim izlediğim osterbolde Hani başkasını göndermedilerse yerine. Anlatabiliyor muyum? Aksine Alioski de geri dönüşleri zayıf olan sadece ofansı düşünen hatta bana kalırsa Rossi yerine Alioski'yi oynatmalıyız sol önde. Böyle bir topçum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Buruma. Ya Buruma bizde tutmadı ama Braga'da da tuttu. Arkadaşlar 5.5 milyon euro opsiyonu var diyebiliyorum. biliyorum. 5.5 milyon euro satın alma opsiyonu var diyebiliyorum. biliyorum. 5.5'a satsan satılır mı? Şu performans sattırır. Biraz daha bir tık daha üstüne çıkarsa inşallah da çıkar sattırır. Samattan var, Berişan var, bu var. Hani daha var gelebilecek kaynağın da var. bunu da iyi kullanmak lazım. Bunu da söyleyeyim. Gol krallığında attıkları 17 golle ikinci sırada yer alan Cagne ve Borini'nin bu yaz sözleşmeleri sona eriyor. Mesela Borini'nin yaşı bilmem kaça geldi. Fenerbahçe tarafları hala Borini diyor. Borini de bizde tutmaz. Borini de bizde tutmaz. Bak Rossi'nin benzeri. Gol katkısı yüksek. Onu da söyleyeyim. Son olarak İstanbulspor maçı. Pazartesi günü 24 Nisan pazartesi günü İstanbulspor'la maçımız var sahamızda. Şimdi İstanbulspor maçında sarı kart gören 4 futbolcumuz. 4 işte futbolcusu Spor'un özür dilerim. Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Acaba Allah şükretti 4 futbolcumuz dedim. Ya Allah aşkına. Futbolcuların transfer market değerlerine bakalım. 4 tane futbolcunun totalini söyleyeyim ben size ya. Vallaha bak. Ya bu kadar olmaz. Öyle bir algı, öyle bir algı görülmemiş dünyada. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'de 100 bin euro değerine sahip bir futbolcu olduğunu düşünün. Galatasaray maçında yok. Futbolcu FETÖ'cü ilan eder misiniz? Bak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü oynamayacak. Seni pislik seni der misiniz demezsiniz. Galatasaray'ın rakibinde 100 bin euroluk futbolcu cezalı duruma düştü. Der misiniz? Lan hocam 100 bin euro ya. Tamam ben size 4 tane futbolcu söyleyeceğim. Bana transfer markete bakmadan piyasa değerini söyleyin. 1. Duba Transfer market değeri ne kadar arkadaşlar? 225 bin euro. İkinci futbolcu. Davide Yensen. Bu kaleci isyandan yedi. Onu da anlatacağım şimdi. Piyasa değeri 400 bin euro. 52 tane gol yemiş bu sezon. 27 maçta. Damekao Duhaney. 24 yaşında Sabek. 250 bin euro arkadaşlar. 250 bin euro. Evet yanlış duymadınız. Stock City'den kiralamışlar. 250 bin euro. Bir senelik almışlar. Pardon. Kiralık yazmıyor. Onur Ergün 1 milyon euro. işlerinde en iyisi bu. O da ön libero. O da kiralık bir futbolcu Onur Ergün. Hatay Spor'dan kiralık. Zaten kendi futbolcuları değil. Hatay'ın futbolcusu. Zaten İstanbul'dan Hatay'a gitmiş. Hatay'dan tekrar gelmiş. 25 maçta 2 golü var. 4 tane futbolcu arkadaşlar. Bakın 25 maçta 2 golü var Onur Ergün'ün. Duhane'in e, 16 maçta bir golü var. Süperlik'te 13 maçta bir golü var. Öyle söyleyeyim. Avide Yansene zaten söyledik kaleci. Bir de Mahmut Uba Bağ'da Bağ 11 maçta bir golü var. 818 dakikada. Şimdi 4 futbolcu sarı kart yedi. İstanbul Spor'un. Tamam mı? Ben maçı izledim. Normalde ben Fenerbahçe maçı hariç maç izlemem ama denk geldi. Lan baktım gollü maç izleyeyim dedim bir kısımdan sonrasını izledim. Hakem İstanbulspor'u çıldırttı. Dinden imandan çıkarttı. Maçta saydım 8 tane sarı kart yemişler. İstanbulspor takımı 8 sarı kart yemiş arkadaşlar. O derece çıldırttı. Hani bu isimler içinde hangisini Fenerbahçe'de oynarken görme ihtimaliniz var? Hangisi Galatasaray'a gidebilir? Hocam Uzun bir maraton belli olmaz. Şu performanslarda, şu anki durumlarla hocam hiçbiri gidemez. Şimdi hangisinin Fenerbahçe lehine demecini gördünüz? Hangisinin işte Galatasaray ağlama, işte Cincon, FETÖ 6-0 şu bu falan yaptığını gördünüz? Hiçbirinin. Hiçbiri Fenerbahçe'nin alt çapısından da çıkmadı. Hangisinin Fenerbahçe'ye yatma ihtimali vardı? Yok. Jack ne gidiyor sarı kart görüyor. Öbürü gidiyor sarı kart görüyor. Fatuhan sakatlanıyor. Viviano görüyor. 90 artı 9'da. 4-2 öndelerken sarı kart görüyor. Cezalı duruma düşüyor. Allah aşkına siz kimi kandırıyorsunuz ya? Kimi kandır? Giresun'la maç yapıyorsun en iyi iki oyuncusu, 3 oyuncusu kadroda yoktu. Öbrenle oynuyorsun iki 3 oyuncusu. Bu aynı şey değil. Karagümrük. Kara Gümrük'tekiyle de bunu kıyaslamayın bile. Kaldı ki İstanbulspor'un başkanı, Koyu Trabzonsporlu. Teknik direktörü Koyu Trabzonsporlu Fatih Tekke. Ya bu takım küme düşme hattında. Yani adamlar 3 2 öndeydi. Hakem hop bir penaltı. 3 3 bitti. Bitti mi bitmedi? Fatih Tekke futbolculuğunu çok beğenirdim. Şahsen de tanıdığım bir isim. Fatih Tekke'nin demeci bak. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe Trabzonspor çatışması var. Eğer bu çatışma olmasa Fenerbahçe taraftarının en iyi anlaşacağı kesim Trabzonspor taraftarı biliyor musunuz? Harbi söylüyorum bak. Trabzonspor taraftarı da şu 2010 2011 hafızalarından silsinler. Yorumuna en çok güvenebileceğiniz taraftar kitlelerinden bir tanesi. Niye biliyor musunuz? Harbi harbi konuşurlar. Hiç öyle lafın falan saklanmazlar. Fatih Tekke aslına bakarsanız son yıllardaki en zekice açıklamayı yapmış. Diyor ki bak Fatih Tekke maç toplantında 3 sarı kartı olan futbolcularımı Fenerbahçe maçında oynatmayacağımı söyledim zaten. Bak maç toplantısında söylemiş maçtan önce. Giresun maçı bizim için Fenerbahçe maçından çok daha önemli. O gün kadroda kim olacak çok önemi yok. Bunu söylemem lazım. Kamuoyunun bilmesi lazım. Hocam Fatih Tekke Fenerbahçe'ye yatıracak. Şike yapıyor. Şöyle bir lan senin sülalen şike yapar da Fatih Tekke yapar, yaptı diyemezsin. Geçin bunları. Geçin bunları. Ahlaksızlığın terbiyesizliğin lüzumu yok. Sıralamaya bakın arkadaşlar. Şimdi Hatay'la Gaziantep'i saymıyorum. Bilginiz olsun. Son sırada Ümraniye 23. Bir maçı eksik Giresun 27 puanda. 27 maç 27 puan. İstanbulspor 28 maç 28 puan. İnşallah İstanbulspor 29 maçta 28 puanda kalır. Şimdi İstanbul bu arada Ankara gücünde 27 maçta 28 puan var. Ancak fakat lakin ben bu videoyu çektiğim 20 Nisan tarihinde saat 17'de Ankara gücü Giresun maçı var. Ankara gücü Giresun. Biri ölecek. Maç berabere biterse ikisi de ölecek. Şimdi Fenerbahçe İstanbul spor maçı bir sonraki maç. Bir sonraki haftanın maçı ne biliyor musunuz? Bir sonraki hafta sanırım İstanbul, İstanbulspor Giresun maçı. 1 Mayıs pazartesi günü. Şimdi küme düşme potasındaki takım şampiyonluk potasındaki takımdan puan alsa ne işine yarayacak? Almasa ne işine yarayacak? Çünkü yüksek efor sarf etmesi lazım. Çok yüksek efor sarf etmesi lazım. 4 futbolcu sarı kartta. Bir şey söyleyeceğim. Bu sarı kartla bilerek alınmış olabilir mi? Giresun maçında sahada olalım. Fener maçı daha zor geçecek. Orada sarı kart deyip takımı Giresun maçında bırakmayalım diyor. Fatih Tekke çok zekice bir hareket yapmış. Ulan Fener'i yenme ihtimali mi daha yüksek? Giresun'u mu yenme ihtimali mi? Şu Fenerbahçe arkasına bunu almış. Taraftarın önünde sahaya çıkacak Fenerbahçe. Bir şey söyleyeyim. İstanbul Sporu Fenerbahçe 9-0 yendi diyelim. İnşallah yener. İstanbulspor Spor futbolcuları 9-0 yendik. ama biz küme düştük der mi? Yoksa Giresun maçını daha iyi asılalım da o maçı kazanalım. Bizim itin ıstas maç o maç mı der? Kıstas maç o maç der. Gires bak. Ben İstanbulspor e, İstanbul Spor maçları yazayım şuraya. İstanbul Spor Hocam bu kadar İstanbul Spor değerlendirecek ne var? Arkadaşlar değerlendirecek şu var. İstanbul Spor küme düşmemeyi oynuyor. Hani rakibi biz, bizzat Fenerbahçe değil. Hocam dünkü Başakşehir'in Başakşehir rakibi, dünkü Başakşehir'in rakibi Fenerbahçe'ydi işte. Bak Giresun'da maçı var. Sonra Hatay için hükmen galip. Sonra Adana Demirspor maçı var. Sonra Galatasaray'la maçı var İstanbul Spor'un. Sonra Kasımpaşa maçı var. Sonra Gaziantep maçı hükmen. Son maçta Ümraniye Spor'la yani İstanbul Spor'un Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına çık. Hatta Adana Demir maçlarında çık. Adana Demir maçında çık. Giresun'la bir Kasımpaşa ile iki Ümraniye ile üç tane maçı var. Final maçı. Arkadaşlar bakın azımsamayın. Ligde toplam e, 36 maç yapılacak. İki tane hükmen alacağı için 34 maç olarak düşünün. E, 6 puanı çık. Yani hükmen 6 puan açıp 34 maç. 34 maçta 34 puan falan ligde tutabilir. Yani İstanbul Spor takımına İstanbul Spor takımına yaklaşık bir 9 puan gelirse 3 oynadığı maçtan ya da 6 ve üzeri puan alabilirse bu 3 kritik maçtan yani 7 puan alsa ligde tutunabilir. Ben söyleyeyim hani 34 hatta 34 artı 6 40. 40 puan ligde tutar takımı. 40 ya da 41 puan bunun hesabını yapıyorlar işte. Galatasaray'la oynayacakları zaman da aynı cümleyi kuracağım. Merak etmeyin. Fener'e yattılar, sattılar falan demeyeceğim. Merak etmeyin. Fener maçında şöyleler de Galatasaray maçında böyleler demeyeceğim. Merak etmeyin. Ya bizim biz Fenerbahçeliyiz arkadaşlar. Bizim ahlakımız bu yönde. Merak etmeyin. Ama akılcıl mantıkla mantıklı seviyede söyleyeyim. Fenerbahçe maçında hurra oynadı, berabere kaldı. 3 futbolcu sakatlandı. Neye yarayacak? Hiçbir şey yaramayacak. Fenerbahçe maçında yenildi. Kaç cezası yok, sıkıntısı yok. Çok da yorulmadı. Ama Giresun maçını çıktı kazandı. İsa'nın spor taraftarına sorun. Yani mantıklı olan da bu. Olay bu. Dediğim gibi arkadaşlar sohbet muhabbet yayınımız burada sona ermiştir. Hepinize tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen kanalımızdaki videoları beğenin, destekleyin. Üyeliklerimiz, hediye üyeliklerimiz son sürat, son hızıyla devam edecek arkadaşlar. Ee, Nisan ayı bitmek üzere ama bu videoyu izlerken de belki 20 kişiye üyelik hediye edebiliriz peyderpey böyle 10 kişi, 20 kişi, 10 kişi, 20 kişi diye hediye etme niyetimiz var. Belki belki günlük 10 kişiye hediye edeceğiz arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Olabildiğince video izleyip beğeni atın ki üyelik hediye edilirken ilk size çıksın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.